Merhaba kardeşlerim, bugün sizlerle bu hafta sonunuz. Yanımda arkadaşım Kerem var. Merhaba arkadaşlar, bugün yine benimle bir video çekiyoruz. Arkadaşımız şanslı bir durum oldu ve oyuna girdiğimiz zaman mistikliği çıkardık. Ve birkaç tane iki tane aksesuar çıkardık arkadaşlar. Birisi Poco'nun akort cihazı isimli aksesuarı. İkincisi ise Rico'nun topu top atar. Aksesuar arkadaşlar. İkisi de güzel yıldız güçleri. Ha bu arada Daryl'ın tipi değişti. Yıldız gücü demeyecektim herhalde. Aksesuar. Aynen. Daryl'ın tipi değişti. Maskot Daryl geldi. Bir de onu çok güzel. Ben onu çok beğeniyorum. Arkadaşım Kerem sen? Ben çok sevmiyorum ya. Yani. Şu an burada arkadaşlar. Bir de bu siyah tavşan peni var. Biz öğrenci şeyi aldık elimizi. O yüzden biz öğrenciyemiz gözükmüyor. Evet arkadaşlar, öğreneceğiz de burada. Ha, çok bir farkı yok aslında. Sadece saçları falan. Saçları tipi mavi olmuş biraz. Evet. Bugün arkadaşlar biraz yani yeni kostümler ve aksesuarla oynayacağız. Arkadaşlar bir de şey Mr. P'yi tanıtacağız. Evet arkadaşlar, biraz 3 maç Mr. P ile 2'şer maçta yani bir ben bir Berk aksesuarlarla oynayacağız arkadaşlar. Ben ilk olarak Poco ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar bazen girmeyebiliyor, o yüzden yani sıkıntı oluyor. Girmeyecek gibi duruyor. Girmeyecekse biz çıkıp bir daha gidiyoruz değil mi? Evet, böyle yapınca oluyor. Arkadaşlar burayı böyle kapatıyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz. Arkadaşlar PSG şeyli alamadıysanız bir tane mod gelecek. Ya da dükkandan satacaklar onu. Yani kazanamazsanız üzülmeyin. Dükkandan da alırsınız. Bence bir dostluk maçı yapalım. Dostluk maçını tanıtalım. Şu an. Şu an hiç olmayacak diye gözüküyor. Hiç olmayacak gibi duruyor. Dostluk maçında da arkadaşlar maalesef. Yarın falan belki düzelir. Şu an serverlar yenileniyor. O yüzden yani çok yapamıyoruz. Ve arkadaşlar burada en sevdiğim aksesuarı size göstereceğim arkadaşlar. İkimiz onu çok seviyoruz. Frank'in arkadaşlar kendisi. Önce bir Poco'nun kitle atalım. Arkadaşlar Frank şarkı söylüyor. Çok garip. Baya garip bir şey arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şu an Poco'nun ikini kullanabiliriz. Ama kullanırsak bir anlamı olmaz arkadaşlar. Çünkü hasar aldığımızda bile can verebiliyor sadece. Ya ben kutu kırmayacağım ya. Bir de takım arkadaşlarımıza can verebiliyor. Evet arkadaşlar. Ya şu iki tane Poco var. Poco bana biraz vursun. Birkaç tane daha vur. Bir tane daha vur. Evet. Basıyorum arkadaşlar ve bana 5 saniye boyunca 500 can veriyor bu. Bayağı iyi bir özellik bence. Diğer Poco da kullandı. O kendi özelliğini kullandı. Botlar aksesuar kullanmıyor. Aldık arkadaşlar. Sizi göstermek için aldık. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Rico'nunki var. Rico'nunki güzel bir şey. Yani hiçbir şey yapmadan kullanabiliyorsunuz. Basmanız yeterli. Arkadaşlar şimdi de biz direkt basalım bence. Evet arkadaşlar. Bu arada bu aksesuar çok duvarın olduğu yerde daha iyi. Mesela bu harita. Kendi etrafında ulti atmadığı halde ulti atıyormuş gibi şeyler çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi çılları mesela bir şey atalım. Serenita gelsin. Vuramadı ama. Ama çok güzel. Ben çok beğeniyordum. Yani. Ben bir kere bunun iki adam öldürmüştüm. Ama hedeflerim gibi durmamız yok arkadaşlar. Direkt atmak. Bak mesela buna değdi bir kere. Evet. Tabi ultiden değerli olamaz. Şimdi arkadaşlar en sevdiğimizi gösteriyorum. Nerede bizim Frank'imiz? Arkadaşlar bu yıldız gücü aktif gürültülü önleme. Arkadaşlar bu yıldız gücü de Frank sersemle ve yavaşlama gibi etkilerden bastığı zaman da korunuyor. Frank üzerindeki tüm olumsuz etkilerden kurtulur ve bir sürüne sersemletme, yavaşlatma, geri etme gibi etkiler onu etkileyemez. Arkadaşlar gösteriyoruz. Umarım maçta bir Frank vardır. Veya Shelly. Arkadaşlar şimdi basıyorsunuz ilk şarkı söylemeye başlıyor. Bunu söyle. Bunu çok beğeniyorum. Arkadaşlar şarkı bitene kadar bu sürüyor.
Ne vurdun ona? Bu ulti. Şu ulti onu alırken at. Bu. Maçta tek frenk var, o da bizdir. Evet arkadaşlar, bir Şerin'in ultisini falan üzerimize yersek güzel olacak. Yani yavaşlatıyoruz ya Şerin'in ultisi. Ya ölmeyin. Daha beni vuracaksınız. Herkes ölüyor. Ölmeyin deyince ölüyorsun. O zaman şarkı söyleyeyim ben. Söyleyeyim. Arkadaşlar dediğimiz gibi Şerin'i falan hiç kullanmadık ama yine de oluyor. Yani biz denedik. Normal maçlarda denedik. Hala çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şarkıyla bitirdim aslında. Hala çalmıyor da şu sesi kapatalım. Müziği kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç karakterini daha göstereceğiz. Mr. Pardon 8 bitmesi lazım. Bu çok yani işinize yarayacak bir durum arkadaşlar. Önce arkadaşlar ulti doldurmanız lazım. Ve çoğunluk yani bunu galiba hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar çünkü Brawl Talk'ta bu gösteriliyordu. Evet arkadaşlar gösteriliyordu. Ama arkadaşlar direkt sadece ulti doldurmanız. Mortising dönüyor ama can almıyor. Sadece o yıldız gidiyor. Arkadaşlar ben Mortising'i yani Mortising çok sevdiğim karakterlerin arasında ama Mortising'i beğenemedim açıkçası. Ben de hiç can götürmüyor neredeyse değil mi? Yani bak attık ya. Şimdi orada benim taratime saldırıyorlar. Ben oraya direkt gidebiliyorum arkadaşlar. Işınlandık direkt gördün mü? Sıra direkt bul öldü. Biz de öldük. Şimdi arkadaşlar bu onunki yani en güzellerinden biri arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ultiniz yok ama ultinizi dolduruyor. Şu an arkadaşlar yani ulti doldurma imkansız. Kutuya vurunca bile donmuyor. Ama bunu koyduğumda etki alanından çıkarsam olmuyor. Ama bu alana girdiğinde ultimiz dolmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar gibi. Ulti doluyor direkt. Bir de bunun canı var. Evet arkadaşlar yani sürülü olması güzel. Değil. Sürülü olmaması güzel arkadaşlar. Yani Jesse direkt mayanımızı dolduracak arkadaşlar yani. Ben senin yanında olsam şöyle dururum direkt ultiyle. Seyretmen gurur mu? Aha Jackie. Yeni arkadaşlar karakter Jackie'yi görüyorsunuz. Robot'u hiç ben göremedim. Çünkü daha gelmedi. Ha. Ben geldi diye biliyordum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine mayalımız doldu. Arkadaşlar ellerinizi yıkamayı umursamayın bak. Umursamayın dedin yalnız ha. Ay pardon. Arkadaşlar bu arada takım arkadaşınız da etkiliyor. Sen ne yapıyorsun? Ne haber bebeğim? Ellerinizi yıkayın mutlaka arkadaşlar. Koronavirüsü gelmiyor. Ben tıkıntıyı sevmedim açıkçası yani size. Gelmemiş gibi yapmayın arkadaşlar. Gerçekten koronavirüsü var. Ben tıkıntıyı açıkçası bak, sevemedim. Yani sadece ileri gidiyor yani. Bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar Juventus takımında da 3 koronavirüsü çıkmış. İzledim ben. Arkadaşlar bir Call of Duty Mobile'da bağlanmayı öğrenirsek arkadaşım Kerem'le bağlanırız herhalde değil mi? Kaçamıyor arkadaşlar bu durumda. Çok yavaş oluyor. Bence ileri daha gitseydi keşke. Biraz ileri giderse güzel bir şeyler olabilir. Dynamite 2'ni yapalım mı? Dynamite 2'ni herkes görmüştü zaten bence. Trimon 2'ni anlamayanlar olmuş. Onun için gösterelim arkadaşlar. Karlink'i de anlamayanlar olmuş. Evet yani Karlink'i biraz... Trimon 2 nasıl? Düşmanları havaya atıyordu bu. Şu bir adam ölmeyin ölmeyin. Ölmeyin diyor da ben hocam ya. Fortress güzel oynuyor. Değil mi? Mesela arkadaşlar havaya atabiliyoruz onu biz. Yine gelsin bir. Canı gidiyor mu havaya atınca? Aa, gitmiyor. Keşke gitseydi değil mi? Öyle daha iyi olurdu. Sizin bir bak buradan çıkacak. Bakma. Arkadaşlar şimdi ellerini de kaldırıyor atarken. El Primo atlarken şöyle yapıyor arkadaşlar. Çok garip El Primo. Bir karakter değil mi? Öldürdü. Ben şöyle pek sevmedim El Primo'nun ya. Ben sevdim açıkçası. Kaçmak harika bir şey.
da Piper'ım var arkadaşlar, ama Piper ben yani çok güzel değil. Taring çikolata gösteriyor, onu gösterebilirim. Arkadaşım gösterecek. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt basmanız yeterli. Arkadaşlar çikolataları görmeniz imkansız değil şu mi? Şu an görmüyor zaten. Bak. Biraz ilerle ben. Yani çok çalı olsun. Tam gözüksün. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Yok like bunu burada değil. Bak farklı bir alan göstereceğim sana. Evet. Şu ödül avında bir yer harita vardı. Yılan çayırı. Evet, yılan çayırını bulmaya çalışıyorum. Bir dakika, yukarıda olabilir mi? Yok öyle değil. Büyük kanalda da olur. Ama büyük kanal yani şey. Yani olmaz. Ya. Nerede? Tamam arkadaşlar. Yılan çayırı. Oynaya bas. Arkadaşlar giriyoruz. Karşıda Jackie geldi yine. Bayağı yeni karakter. Arkadaşlar şimdi göremiyorsunuz değil mi şu yukarı kısımları biraz? Şu an görmek. Bak göremiyorsunuz yani yukarı kısımları. Ama buna basınca. Ya arkadaşlar yürüdüğünüzde de siz nereye görüyorsunuz oraları görüyor bu arada. Çok güzel yani. Yani Tara'ya büyük, çok büyük bir avantaj sağlayacak bu özellik. Ama şimdi kim beni öldürecek? Yani çok kısa var. Yine bas bir hep bas. Hep. Bir hepsinden bir uzaklaş. Basma basma basma. Herkes tüm düşmanlar orada olsun. Bunu hayır o mantık değil şimdi. Bizim arkadaşlarım mı? Yok düşmanların yanın olduğu yere git. Ama ondan sonra göndersin işte. Bas ve yürü bence şu an. Bak sıra dayanamayak falan hep gözüküyor arkadaşlar gözlerinde. Peki. Evet. Ulan Brock dışarıda. Bulduk Brock'u. Bunlar arkadaşlarınız da görebiliyor bunu. Bu kadar arkadaşlar. Çıkalım bence. Yani etkili bir şey. Bence hepsi çok da Leon'unki güzel ama biz de Leon yaptık. Evet arkadaşlar Leon'unki. Arkadaşıma dedi ki 3 tane efsanesi var diye ilk önce videomuzda. Biz ona dedik karakteri asla çıkaramayacaksın artık diyorduk. 3 efsane film var diyorduk. Çocuk ertesi gün Leon çıkardı. Aa dur sen de. Ha, pardon arkadaşlar sen de çıkardın. Leon, Crow, Spike vardı çocuğun. Ertesi sana karakter çıkmayacak. İnan diyorduk. Ertesi gün çocuğa sen de çıktın. Arkadaşlar şimdi Karl'a geçiyoruz. Karl'ınki güzel aslında. Yere sıcak kaya bırakıyoruz. Bir bırakalım mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bırakıyoruz sıcak kayaları. Bunlar düşmanlar 300-300 hasar da veriyor. 300-300 mü? Ben 400-400 diye biliyordum. Öldük bu arada arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yani bazıları çok etkili. Daryl'ınkini göstereyim bir tane. Maskot Daryl ben bayağı biraz söyledim. Hatta şurada. Arkadaşlar bu arada Daryl... Yani çok uzakları etki ediyor. Bu arada yeni Daryl'ın yeni halinde oynamış olduk. Bir adam şöyle mesela Tick. Aa Tick'i Piper gebertti. Piper bizi de gebertecek. Olduğumuz yerde arkadaşlar mermi atıyoruz. Etrafımızda dönüyoruz ve mermi atıyoruz. Piper çocukken bizi öldürdük bu arada. Mesela arkadaşlar şu kutulara dibinden gelince çok fazla hasar veriyoruz. Vermedik. Veremedik ya. Bir arkadaşlar oyunun bug'ları var arasında. Bug'ları arasında bu. Mesela şey Jake'i duvarın arkasından vurabiliyor. Evet arkadaşlar. Bunu ben buldum. Bibi de duvarın arkasından vurabiliyor bu arada söyleyeyim. Kutuları kırmak için. Hayır normalde vuruyor. Gerçekten mi? Hayır sakızıyla. He. Arkadaşlar bu arada Daryl sesi olmuyor. Çok garip geliyor oyun. Arkadaşlar yani bu arada Mr. P'ye yeni ses gelmiş. Arkadaşlar biraz yeni sesi geldi. Bibi ile bu arada o şeyi gösterelim. Yeni ses mi geldi? Yeni ses mi gelmedi? Pek anlayamadık biz. Biraz arkadaşlar. Durumları yazınız. Yine garip bir şeyler söylüyor ama. Bak bunu duvara ittiriyorsunuz arkadaşlar. Bir tane sakız dolduruyorsunuz. Doldurduk ya. Sakızı fırlatın şeye doğru. Duvara buraya doğru fırlatıyorsunuz. Arkadaşlar biz bunu. Gördüğünüz gibi hasar veriyor. Normalde göstermiştik değil mi? Galiba göstermiştik ama yine de izlemeyenler için yine göstereceğim. Ben o video valla Jackie'yi de göstereyim arkadaşlar nasıl duvarın arkasından vurduğunu. Arkadaşlar ilk önce bir ölçü dolduralım şöyle şunlardan. Doldurduk. Yanımıza çekeceğiz ilk önce. Sonra duvarın arkasından vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ortaya girip şey yapsana. Arkadaşlar sahneye başına hastalara bir bakın. Sıfır. Şimdi bakın arkadaşlar bir de yani hepsini öldürdükten sonra.
Arkadaşlar oyunda bu yapabileceğiniz en yüksek sayı bu. 52.000. Evet, sıra yine yapıyoruz. Dım. Yine 52.000 mesela. Böyle arkadaşlar, bu arada birkaç tanesini daha gösterelim. Ne kaldı mesela? Mor Simbaka olabilir mi? O kaldırıldı. O kaldırıldı. Artık yapamıyorsunuz. Şu peninki güzel. Yani ben sevdim aç. Yok, buradan yapamıyoruz ya. Bir dakika. Hemen çıkıp. Buydu değil mi? Evet, o. Ultimizi doldurmamız lazım arkadaşlar. Taritimiz bize bayağı bir sağlık veriyor. Bastığınız anda taritin içindeyseniz size bir anda 1200 can veriyor. Adam bulamadım ki. Şu uzaktan vurayım şu. Emzinin dibine girebiliyorsan gir. Giremem ki. O izin vermez. Ha, arkadaşlar emzinki de kendini hayatını kurtarıyor resmen. Düşmanları ittiriyor. Yani onu göstermedik galiba ama göstermeye gerek yok. Anlattık demin önce zaten. Evet, ittirdiğinde bayağı bir etkisi oluyor arkadaşlar böyle. Hani sen taritini hemen koy, direkt şeye bas. Bas canın azken. Of. Direkt bir anda size veriyor. 1200. Bunu takım arkadaşlarınız da etkileniyor bu arada. 1200 can. Evzen biraz hasar al. Şimdi şeye git. Bas bir anda. Bastım. Of. Bir anda evet. 1200'ü veriyor yani. Böyle. Güzel falan. Güzel. Baksana arkadaşlar dibine girince. Çok çabuk öldürüyoruz. Arkadaşlar pem ölümsüz oldu bu şeyle. Baksana canım az direkt. Geliyor. Mesela savaş ortasındasınız arkadaşlar. Canınız az kaldı. Nara çadav olduk. Sence? Nara olduk. Ve birinciyiz. Arkadaşlar dayanamakın koçmak kosum diye görebiliyoruz. Ama onun nerede düştü biz yok. Şimdi biz bir şunu yapalım. Aksesuarını. Biraz arkadaşlar oyun arkadaşlar çok değilmiş gibi. Ortaya git belki de sen kutuları da vurursun. Arkadaşlar çok yani bir şeye kızmış da bütün bombalarını her yere atıyor gibi. Evet, bak böyle. Tam, şu tam o duvarın ortasına gir. Buraya. Fırlat. Dın 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 dın. Arkadaşlar böyle fırlatıyor. Bütün şeyleri yok ettik baksana. Evet arkadaşlar yani. Dın dın dın. Çılgın bir durum. Çıldıran. Zaten çok fazla hasar vardı. Bir de bunu getiririz. Karakter ölümsüz olacak. Havada kaldık bu arada en son. Aynen arkadaşlar. Bu arada Barley'inki yani. Eğer düşmanın dibindeyseniz biraz etkili ama. Düşmanın yani. Yani ben bununkini pek sevmedim. Rosa'nınki arkadaşlar çok efsane bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu son göstereceğimiz. Şimdi arkadaşlar bu da şu an çalıyor yani yapamıyoruz. Rosa buraya kendi çalısını yaratıyor. Ve arkadaşlar bu şey... Ve görünmez oluyor. Yani canın çok azsa, adam senin uzaktaysa görünmez olup ondan kaçıyorsun. Ve arkadaşlar bu... Hani bazı haritalarda mavi çalılar, bazı haritalarda sarı çalılar var. Bu galiba hatırladığım kadarıyla haritanın rengine göre değişiyordu arkadaşlar. Hemen şöyle kuralım. Evet bak değişti. Şimdi sarı çalı oldu. Mesela arkadaşlar bu şu durum için güzel olur. Bizim çalımız olduğunu nereden anlayacağız? Hani bir şey değiştirmeyecek. Adamın gözükecek mi onlarda? Mesela arkadaşlar böyle çok garip bir yer var. Mesela şöyle kurup burada yani çalı yok yani birleşmiş gibi normal bir şey gibi gözükür. Ama bir siz de, bu arada Rosa'nın birinci şeyi birinci bu birinci yıldız gücü burada çok etkili olacak arkadaşlar evet. Söylüyorum. Arkadaşlar. Size mesela biri burada direkt can alıyorsunuz yani. Jackie. Hayır, bu arada Jackie. Her zaman Jackie çıkıyor. Çünkü onlar bir bot. Sen de bir Sosyo Pi'nin şeyini anlatsana. Arkadaşlar bu arada Sosyo Pi gitti bu arada. Yani artık durum yok. Bu arada binin bak burada artık arısını görebiliyoruz. Sosyo Pi'nin hikayesini son bir kere daha bir şey gösterelim. O da... Endos'un Endos'un Endos bunun gibi. Yani bu öğrenci emzi yani alın arkadaşlar. Ucuz zaten. Arkadaşlar öğrenci emzi sanki buranın şeyi gibi yapanı. Çünkü saçlarına bakın. Şeylerine arkadaşlar gördüğünüz gibi düşman bir emzi ittirdim. Peki görememem olmuştur. Arkadaşımın çenesi yüzünden. Tamam bir daha yapalım o zaman. Tamam bir adama anlamamız lazım. Heh, dynamic. Cesi de olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ittiriyoruz. Ve çok güzel bir hasar bırakıyor üzerinde. Sen gördüğünüz gibi Rosa yettirdim. Oy, çok güzel oldu. Goodbye. Yavaşlatalım. Seni öldürmesin.
Öldük. Nasıl olduysa. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayınız. Pacamaca. Aa bu arada Hüseyin telefonu şimdi daha güzel gözükebilir. Hüseyin telefonunda bu arada Emre'nin telefonunda Poco var. Evet. Görebiliyorsunuz herhalde, şimdi. Arkadaşlar bu arada güncellemenin hakkında görüşlerinizi yazın. Arkadaşlar bir de Noel Baba Mike'ın çantasında Barley'in kafası var. Evet arkadaşlar böyle gizli gizli şeyler var. Arka planı kostümleri nasıl buldunuz yorumlara yazın. Ben açıkçası kolajemizi güzel bulmadım ama yine de aldım. Niye ama bilmiyorum. 500 yıldız paniydi. Yani ucuzdu. Alınabilir bir kostüm. Bence güzel bir kostüm. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.